Peki devam ediyorum Melis Birkan'la ilgili. Issız adamdaki sevişme sahnesinde değil de yaprak sahnesi, yaprak sarma sahnesinde çok zorlandığı. Evet. Oyunculuğu hiç istemediğini, kartını bırakan bir yapımcıya teklifini reddetmek için telefon açtığında yapımcının onu ikna ettiğini. Menajerim o. Menajerim, pardon. Evet. Doğru mu? Doğru. Doğru. Konulara girmiyorsun sen adım kadarıyla. Evet, doğru. Hayır, böyle çok devam edecek gibi söyledin de o yüzden. Tam yani o gerçekten doğru, o biraz şey olduğu için anlattım. Çok da üst üste anlattım. Saçma oluyor belki ama o filmlerde olan bir şeydi. Yani geçerken kartını verip beni ara falan deyince. Efendim falan dedim, ne oluyor? Onun üstüne aradığımda bende de oyunculuk bu konuda menajer olduğunu öğrenince ben de o zaman hiç düşünmediğim için dedim ki ben yapmak ya istemiyorum. Ya ben hep neyi merak ediyorum biliyor musun? Bu ıssız adamı seyrederken. Yani oradaki adam işte telefon numarasını bir kitabın içine yazıp veriyor. Evet. Yani yolda seni takip ediyor. Yolda devamlı geliyor. İşte, taciz atışlarında bulunuyor falan filan gibi şeyler var böyle. Evet. Gerçekten de sonra da başarılı oluyor. Evet. Yani filmde mesela öyle bir şeyi izlerken, biz izlerken mesela kendimizi düşünürüz erkek olarak. Böyle bir şey yapsak başarısız olur yani. Yani doğru değil mi? Belki ya biz yapamıyoruz, bunun suyunu çıkartıyoruz iyice. Ya da bu başı. Sen gerçekten de böyle arkandan böyle bir adam günün içinde Beyoğlu'nda gelse, bir aldığın bir kitabı bulamasan da o sana kitabı getirse, içine telefon yazsa, dükkanına gelse falan olsa filan olsa, böyle bir adama karşı tavrın ne olurdu? Ya ilk başta aslında o biraz doğal gelişen bir şey. O yapan kişinin de tavrıyla ilgili bir şey bence. Yani sempatik olursa? Tabii sempatik olursa, nerede duracağını bilirse ve hani tepkiye göre davranırsa, hani neden olmasın, bence bu o anlamda cesaret verici bir şey karşı tarafa. Ama tabii hani tam anlamıyla o karakteri buradan de baz almamak lazım. Kendimize yani. Şu anda erkek arkadaşlar bu adam kendimize bir pay çıkartıyoruz. Yani hani bir dakika, şimdi yerinde yapmayı bilirse. Evet. Sempatik olursa. Sempatik olursa. Duracağı zamanı iyi tespit edebilirse. Tabii ki. Başka var mı söyle? Yok, ben gayet güzel açıkladım. Tamam işte. Israrcı olmayacak yani, hani tadında duracak. İsrarcı olmayacak, tadında duracak. Ama biraz ısrar da edecek tabii o kadar da. Çok ısrarcı olmayacak. Hani hemen de dönüp arkasını gitmeyecek yani. Ben mesela hiç hayatta yapmadım. Gerçekten de yapmadım. Yani yapamadım. Acayip utanırım böyle bir şeyden. Çünkü yaptığım anda daha ilk seferinde büyük bir ters tepkiyle karşılaşırsam, hayatım boyunca bir daha yapma şansım benim kaybolur. Yani bütün kapılar kapanır. Hayırı almamak ya. İçin, hayırı duymamak hayırı için. Hayırı duymamak için tabii. Evet. Sen bir erkeğe bir böyle bir şey yapar mıydın? Mesela çok beğendiğin bir erkeğin gidip de yani. O kadar hani telefonumu yazmak aklıma gelmez herhalde, ama bazı şeyde hani eğer ki fırsatını bulabiliyorsam karşısına çıkmak anlamında bu fırsatı kullanırdım. Hani galiba o konuda yani genel anlamda kadınlar... Anlatsana. Bir dakika. Genel anlamda falan bırak yani. Böyle bir erkekten çok hoşlandın, ne yapıyorsun? Onun gezdiği mekanlara gidip mesela o civara gidip orada mesela... Görünüp ama ona bakmayıp falan. Ya saçma sapan bir hale getireceksin şimdi beni burada. Hayır. Sen bayılıyorum senin bu konuşmalarına. Bak, o ıssız adamdaki tavır da böyleydi. Hayır, ondan bahsetmiyorum. Kadınlar. O da beğenmiş, anladın mı? Oradaki sohbeti beğenmiş yani. O da çünkü bir de şey söylemiştin ya. Ney? Erkekler genelde yanlarında yeğenlerini... Çocuk gezdiriyorlar. Hani ben evliyim, çocuğumla geziyorum, karından boşandım falan tribi. Ya bir takım klişelerden bahsediliyor da bu klişeleri genelde kadınlar daha cesaretli olabiliyorlar o anlamda. Yani bir kadınlar eğer kafasına koyduysa o adamı etkilemeyi ya da o adamla ilgili bir takım düşünceleri varsa bu konuda daha cesaretli davranabiliyorlar. Erkekler bu konuda bence o dediğin hani hayırı duymamak için ya da kendini başka bir konuma sokmamak için birazcık daha temkinli yaklaşıyorlar. Ya temkinli bence. Ya da erkeklerin cesaretinin sonu yok. Yani onu ayarlayamıyor. Biz cesareti ayarlayamıyoruz. Yani öyle bir anda o kadar cesur davranıyoruz evet, ki belki de. Bir daha yüzümüze bakmıyorlar yani. Doğru. Evet.